Merhaba arkadaşlar, bugün tırıcı hazırlıyorum. 5 tane yumurtamızı 1 su bardağı şekerimiz ile çırptık. 1,5 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Benim ölçüm büyük arkadaşlar, siz 1,5 su bardağı normal kullanın. 1 paket vanilin ve kabartma tozumuzu ilave edelim. Karıştırma işlemine devam ediyoruz. Yarım çay bardağı kaynamış suyumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Borcamımıza fırın kağıdımızı koyduk arkadaşlar ve içerisine kekimizi döküyoruz. 175 derece fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti arkadaşlar. Hemen şöyle doku testini göstermek istiyorum. Kekimizi ters çevirdik arkadaşlar. Kağıdını üzerinden alıyoruz. Soğuması için bekliyoruz. Bir kürdan yardımıyla şu şekilde batırıyoruz. Bu şekilde sütü daha kolay emecektir. Kekimizi ıslatmak için 1 litre sütümüzün içerisine 1 çay bardağı kadar şekerimizi ilave ediyoruz. Onun üzerine de kremamızı ilave ediyoruz. Sütümüzü bir kere de ilave etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü çekmiyor. Biraz çektikten sonra tekrar ilave ediyoruz. Birazdan hazırlamıştım arkadaşlar. Çilekleri derin dondurucuya atmıştım. Çileklerin üzerine yarım çay bardağı kadar, isterseniz bir çay bardağı kadar şekerimiz var. Onu ilavesini yapalım. Çileklerimiz yumuşadığında ve şekerimiz eridiği zaman çilekli sosumuz hazır arkadaşlar. Soğuduktan sonra kremamızı içerisine ilave ediyoruz. 2 su bardağı sütümüz ve 2 paket krem şantimizi çırpıyoruz. Krem şantimizi buzdolabında dinlendirdik arkadaşlar. Şimdi kekimiz ile buluşturuyoruz. Şöyle çikolatalı ya da bunu çilekli yaptığım için arkadaşlar, çilekli ya da karamelli soslarınız varsa ya da hiçbir şeye ihtiyaç yok, üzerine krem şantinizden de süs yapabilirsiniz. Çilekli trileçemiz hazır arkadaşlar. Doku testine geçelim. Afiyet olsun.